Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Soru bu. Deniz Tüysüz konuyla Kapalı Çarşı'da döviz fiyatlarındaki hareketliliği aktaracak bizlere. Sözü Deniz'e ve konuna bırakalım. Ahmet, Kapalı Çarşı'da dövizin durumu bugün hayli hareketliydi. 3.42 ile başlamıştı dolar güne. Bir ara 3.39'lara, 3.38'lere kadar geriledi. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararının ardından tekrar 3.42'ye çıktı. Kapalı Çarşı'da artık bu saatten sonra kepenkler indirildi. Kur kaçtan kapandı. Bundan sonra ne öngörülüyor? Konuğumuza soracağız. Konuğumuz Volkan Kuyucuk, yatırım uzmanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Bugün gün boyunca hareketlilik yaşandı. Bir indi bir çıktı döviz kurları. Ne diyeceksiniz? Şu anda 3.42 olarak görüyoruz. 3.42 ile kapandı burada. Serbest piyasada 3.42 seviyelerinden kapattı ama spot tarafta işlemler devam ediyor, onu söyleyelim. Çok hareketli bir gündü. Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ki Merkez Bankası piyasaların aslında beklentisinin bir tık ötesine geçerek faizleri beklentilerin üzerinde arttırdı diyebiliriz. Faizlerin artmasıyla birlikte aslında Merkez Bankamızın piyasaya verdiği mesaj, hani her şey benim kontrolüm altında, gerekirse faizlerin arttırımına devam edebilirim mesajıydı aslında. Ama tabii Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararı ile birlikte kurların yeniden yukarı yönlü hareket eğilimine girdiğini gördük ki aslında yurt içinin dışında, yurt dışında dolarizasyon, güçlü dolar efekti devam ediyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolar endeksinin 102 seviyelerine doğru olan her atağında yurt içinde TL'nin baskı altında kalmasını bekleyebiliriz. Tabii ki bundan sonraki süreçte bilinmez iki tane denklemimiz aslında. Birini çok iyi biliyoruz. Yani 14 Aralık'ta Fed'in faiz kararının neredeyse %100 oranında Fed'in faizleri arttırabileceğini öngörmekteyiz. Ama bilmediğimiz bir şey var. 2017 Fed'in projeksiyonu, faiz projeksiyonu. Bu konuyla ilgili piyasada bir belirsizlik var. Fed'in yapacağı açıklamalara göre eğer Fed 14 Aralık'taki faiz kararından sonra birazcık daha piyasalara güvercin mesaj verirse bu noktada doların gerileme eğilimini konuşan bir piyasayla karşı karşıya kalacağız. Ama Fed bunun aksine tabii ki ihtimaller dahilinde masada güçlü bir şekilde şahin ifadelerle kalmaya devam ederse tabii global anlamda doların güç kazanması devam edebilir ama burada da başka bir süreç ortaya çıkıyor. Hangi seviyeye kadar, Amerika buna ne kadar tahammül eder? Çünkü güçlenen Amerikan doları bir noktada da Amerikan ihracatını da ilerleyen zamanlarda olumsuz yönde etkilemeye başlayacak. Tabii ki bunların hepsinin cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama dolar TL açısından baktığımızda kurların 3.40 seviyesi üzerinde ısrarlı bir şekilde kalmaya devam etmesi, yükseliş potası içerisinde dolar TL'yi yukarı yönlü hareket eğilimine devam ettirir gibi duruyor. 3.45-3.48 ilk aralığımız, bu seviyenin üzerinde ise teknik ifadeyle kanalın üst bandı olarak nitelediğimiz 3.50-3.55 aralığını nihai hedef olarak almaya devam edeceğiz. 3.55'e kadar çıkabilir. Şu anda tabii 3.45'in üzerinde 3. Yani kurlarda biraz daha normalleşme hareketini görebilmemiz için aslında seviye olarak baktığımızda ilk seviyemiz 3.36. Çünkü son günlerde 3.35-3.36 seviyelerine kurların geldiğini ve buradan tekrar yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Kısa vadede 3.35'in altında kalmamız önemli gerileme eğilimi adına. Çok teşekkür ediyoruz. Yatırım uzmanı Volkan Kuyucuk yayın konuğumuzdu. 3.35-3.36 bandında kalması önemli dedi. Tekrar söyleyelim, yayınımızın başında aktarmıştık. Dolar burada Kapalı Çarşı'da kuru 3.42 ile kapattı. Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını Deniz Tüysüz Kapalı Çarşı'da değerlendirdi.